Sıtmadan korunmanın yollarını anlatırken, sıtmanın yayılmasına yol açan şeylerden de bahsetmemiz gerek. Sıtmanın bir toplumda probleme dönüşmesi için genellikle şu üç şeyin birden olması gerekiyor. Yoğun insan popülasyonu, aşırı anofel sivrisineği sayısı ve bu iki grup arasında parazit geçişinin yüksek olması. Yani bu üç değişkenden herhangi birini yeterince düşürürseniz sıtma yok oluyor. Kuzey Amerika'da, Avrupa ve Orta Doğu'nun bazı kısımlarında da böyle oldu. Onun için de bu değişkenlere odaklanmamız oldukça önemli. Çünkü sıtmanın henüz bir aşısı yok. Bu yüzden önlemleri dikkate almak bu konuda hayati önem taşıyor. İyi de bu değişkenleri nasıl azaltabiliriz? Büyük ihtimalle insan nüfusunun yoğunluğunu azaltamayacağız. O yüzden ona dokunmuyoruz. Ama o yaşadığımız alandaki sivrisinek sayısını azaltabiliriz. Bunu yapmanın bir yolu da sinekleri öldüren kimyasallar yani sinek ilacı kullanmak. Muhtemelen en yaygın sinek ilacı kimyasalı piretroittir. Bu ilaçlar sprey olarak kullanılır. Evinize, çadırınıza ya da ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir ortama sıkabilirsiniz. Sivrisinekler bu piretroitlerle temas ettiklerinde felç geçirir ve ölür. Kulağa biraz barbarca gelebilir ama kullanılan en yaygın sinek ilacı bu. Piretroit kimyasalı ev için kullanılan sinek ilaçlarında da bulunur. Bu ilaçlar kesinlikle sivrisinek nüfusunu azaltabilir. Ayrıca üzerinize sıkabileceğiniz sinek uzaklaştıran spreyler de var. Bunlardan biri pikaridin. Diğeri ise DEET. Bu kimyasalları kıyafetlerinize ya da bedeninize sıkabilirsiniz. Bunların kokusu sivrisinekleri sizden uzak tutar. Sivrisinekler bu kimyasalların kokusundan nefret eder. Bizler bu kokuyu alamıyoruz ama onlar alıyor ve uzak duruyorlar. İşte bu yüzden de bu ilaçlar epey işe yarıyor. Sinek savar olarak oldukça etkili. Bunların dışında bir de sivrisinek bobinleri var. Bunlar da piretroitlerden yapılır. Bu bobinler de daha çok sinek savar olarak çalışır. Sinekleri öldürmek için değil. Sivrisinekleri nasıl öldürebileceğimizi anlattık. Bizden nasıl uzak tutabileceğimizi de anlattık. Peki, sivrisinek popülasyonunu, sayısını düşürmek için başka ne yapabiliriz? Bunun için en etkili yollardan biri üreme alanlarını yok etmek. Sivrisinekler genellikle durgun sularda ürer. Evinizin kenarındaki bir su birikintisi onların üreme alanı olabilir. Belki bir kovada ya da eski bir lastikte bir miktar su birikmiştir. Bu sorunu kökünden yok edebiliriz. Yani suyu ortadan kaldırabiliriz. Ya da suya sivrisinekleri öldürecek ve larvalara zarar verecek kimyasallar ekleyebiliriz. Bunun sonucu da daha az sivrisineğin etrafta dolaşması olacaktır. Çünkü istedikleri gibi rahat rahat üreyemeyecekler. Evet, bunlar sivrisinek yoğunluğunu azaltmak için yapabileceklerimizdi. Peki, insanlara bulaşmasını önlemek için neler yapabiliriz? Mesela davranışlarımızı biraz değiştirebiliriz. Çünkü sivrisineklerin genellikle akşamları dışarıda olduğunu biliyoruz. Bu yüzden akşam dışarı çıktığımızda biraz daha dikkat edebiliriz. Vücudumuzu kaplayan uzun şeyler giyerek boynumuzu, kollarımızı, bacaklarımızı kapatabiliriz. Bu öncelikle bizi fiziksel olarak sivrisineğin ısırığından korumuş olur. Ayrıca sivrisinekler derimizdeki yağların kokusuna geldikleri için bedenimizi kapadığımızda derideki bu kokunun yayılmasını da önlemiş oluruz. Davranışlarımızı değiştirmek dışında da birkaç şey yapabiliriz. Mesela evimizi biraz değiştirebiliriz. Pencerelerimize ve kapılarımıza sineklik takabiliriz. Böylece sivrisinekler içeri giremez. Ayrıca yataklarımızın etrafına sivrisineklerin girmesini önleyebilecek cibinlikler yani tüller yerleştirebiliriz. Böylece gece uyurken ısırılmamış oluruz. Hatta bu tülleri sinek ilacında beklettikten sonra asabiliriz. Böylesi daha etkili olur. Ama tüller tek başına da gayet etkili olacaktır. Bulaşmayı önlemek için yapabileceğimiz bir başka şey ise birinin enfekte olduğunu öğrendikten sonra hemen ona daha önceki videolarda bahsettiğimiz sıtma ilaçlarını vermek.
Çünkü hastalık taşıyan bir sivrisinek bu adamı ısırdı ve ona da hastalık bulaştırdı diyelim. Etrafta daha fazla hasta insan olursa, hastalıklı olmayan sivrisineklere de hastalık geçme olasılığı artar. Sivrisinekler plazmodyumu hasta bir insandan hemen alır. Sonra da bununla başka bir insanı hasta ederler. İşte bu yüzden tedaviye hemen başlamak oldukça önemli. Videomuzun sonuna gelmeden önce bahsetmek istediğim bir konu daha var. O da sıtma hastalığından korunmak için profilaksi ilaçları kullanmak. Sıtmanın yoğun olarak görüldüğü bir yere gidiyorsunuz diye düşünelim. Böyle bir zamanda oradayken alabileceğiniz birkaç ilaç kombinasyonu var. Gideceğiniz bölgedeki parazitlerin ilaçlara karşı geliştirdikleri bağışıklığa göre kullanabileceğiniz ilaçlar değişir. Evet, bu zaman çizelgemiz olsun. Bu da sizin yolculuğunuz. Şu an ortada, bu gösterdiğim yerdeyiz. Profilaksi ilaçlarını gezinizden belli bir zaman önce almanız gerekiyor. Belki bir hafta, belki bir ay önce. Bu da alacağınız ilaca göre değişiyor. Daha sonra bu ilaçları oradayken de almaya devam etmelisiniz. Diyelim ki Güneydoğu Asya'ya gittiniz. Döndükten sonra evde de bu ilaçları almaya devam edersiniz. Bir haftalığına ya da bir aylığına. Bu sürede aldığınız ilaca göre değişir. Bunun harika olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Evet, aslında harika tabii ki. Ama profilaksik ilaçlar sadece salgının olduğu bölgelerde yaşamayan insanlar için işe yarıyor. Ne kadar ironik, değil mi? Bunun birkaç sebebi var elbette. İlaçlar çok pahalı değil ama hayatınız boyunca her gün alacak olsaydınız bunun maddi yükü çok ağır olabilirdi. Ayrıca yan etkileri var. Uzun dönem kullanımlarda bu ilaçların çok hoş olmayan yan etkileri olabiliyor. Bu yüzden bu ilaçlar ancak kısa dönemli kullanımlar için uygun. Diyelim ki bu iki problem yok. Ama yine de bu ilaçların dünyanın her yerindeki sıtma bölgelerine taşınması çok güç olurdu. Yani uygunluk ve taşınabilirlik de önemli. Ayrıca bu ilaçlar her gün kullanılsaydı, sıtma parazitleri bu ilaçlara karşı da bağışıklık kazanırlardı. Eğer böyle bir şey olursa da bu ilaçları kullanan insanların hiçbir korunması kalmamış olur. Çünkü bu ilaçlar hiç işe yaramamaya başlar. İşte bu yüzden odaklandığımız en önemli iki şey sivrisinek nüfusunun yoğunluğu ve parazitlerin geçişi.